مادات وطاشي. Ama ondan almadık ki. Ben bundan istiyorum. Hayır, ama bunu aldın. Buna basacaktın. Bunu almak zorundasın. Hayır, iptal. İptal etmek istiyorum. Hayır, ben ondan istemem. Ice tea gibi bir şey mi o? İptal ettim. Evet. Bakalım nasıl bir şey. Paralar geliyor. Jackpot. Aa, sıcak. Ne? Bayağı sıcak. Karamelli kahve. Karamelli latte. Bayağı sıcak gerçekten. Bakalım hemen. Çok sıcak. Gayet güzel. Ne kadar verdin buna? Sanki Starbucks'a gibi. Güzel. 160 yen. Yani 30 lira gibi bir şey. 30 lira. Gayet de güzel. Oo. Baksana. Ben ne alaka? Keş demedin ki. İşte böyle. Para tuzağı abi bunlar işte. Hep para tuzağı. Bak. Nemi. Bakın manzaralar genel olarak böyle çok beyaz ışık ve çok fosforlu fosforlu renkler. Değişik bir şey pis pis yapıyor ama anlamadım. Oluyor mu şeyler? Evet, bu mağazanın onları ilgilendiren katına geldik. Traveler isim kartını aldı. Onu takacak. Fiyatı da 5400 lira. Evet, 30 günlük 50 GB. 50 GB yani 1000 lira. Sadece da 30 gün çok fazla. Ama başka normalde seçeneğimiz yok. Diğer yerlerde mesela 300-400 liraya sınırsız internet bile alabiliyordun 7 günlük, bir haftalık falan. Ama tabii burada maksimum, ay minimum 30 gün vardı mecburen. Böyle aldım. Nasıl telefonum? Mükemmel. Tasarım mı? iPhone titanyumdan yaratıldı. Güzel. İyi bir şey mi? Evet, legendary Pokemon. Halo. Evet, fosforlu. Ay, Halo Atlas. Çok iyi. Evet, ben buradan World ayrıldım. Falan. Şu içerideki şey, hoşumuza ihtimalle bayağı iyidir aslında. Bizi tıraşlanmış işte. Evet. Hiç İngilizce bir şey yok. Başka kılıçlanmış, tıraşlanmış herhangi bir erişte var mı aşkım? İsminiz burada mutfak ve yemek yeme yeri. Acıya benziyor. Güzele benziyor. Al değiştirdim ayı, al senin olsun ya. Bir tanem. Acı mı bakayım? Çok değil. Hadi bakalım. Hadi hadi. Hadi sen gömledin yemeği. Allah ne var size, doldur. Doldur abi. Kaç yazıyor? 18.000 yen. 20.000 desen 4.000 TL. Acaba woman mı? Yok, erkekler de crossfit yiyorlar. Çok tatlı. Bu. Bak, kocaman. Aşkım, bunu nasıl kazanacaksın ya? Boşa ben para. De izle. Aşkım, boşa para. Ne kadar? 2
200 yen. 200 yen hayatta vermez. Dikkat et, hemen başlayabilir. Hayır dur ama. Dur bak bak bak. Hareket kes. Geldi. Net geldi. Bakalım. Boş ver bir tanem. Boş ver, yapma. Hayır yeter. Evet. Ne oldu? Evet. Busun, busun, iyisin. Gitme buradan. Aga be. Son para. Son yüz yen. Paranı yedi. Tam alttan verir o, alttan verir. Paranı. Türkiye bu. Son gaz devam. Paraları burada yemeyin, son gaz devam. Şefim, öncelikle... Şefim şunu da şöyle omza at. Şefim, öncelikle yağımızı, hakiki halis mulis hayvan yağımızı... Hayvanın göğsünden mi bu hocam? Şeklinde... Aa, burası pişti. Bir saniye. Şefim, bu hayvanın neresinden? Şefim, çok karıştırmayalım aslında. Hayvan, görüyorsunuz, yağlarıyla burada bizimle. Bir saniye. Şefim, birazcık almayalım şefim. Şefim yağ olduğu için kayıyor. Böyle yağlıyoruz. Allah. Allah. Çevirmiyorum. Tamam, iyi yağladım oraları. Şefim. Korkma şefim. Bence de iyi yağlandı. Onu artık al oradan. Müthiş eklerimiz burada. Bunu atar atmaz umarım alev çıkmaz. Yağlarımızın, ay etlerimizin yağlarının bu kadar niye böyle güzel dizildiğini biliyor musun? Çünkü buradaki sığırlara her gün masaj yapılıyor. Ciddi misin? Evet, o yüzden yağları böyle böyle diziliyor. Oha. Bu arada etin ismi etek büfteği olarak geçiyordu. Ve Japoncadan Türkçe'ye geldi şimdi. Şöyle pişireceğiz. Bir dakikada pişti. Yani evet, harbiden 30 saniyede çevirdik. Bakın kim mi bulaştı? Ay, I'm sorry, sorry. Öyle konuşamaz. Hocam antisiyeten. Kon muhabbeti gibi, pavyon gibi, tamam mı? Seni içeri çekmeye çalışıyor. Mesela para ödüyorsun sadece sohbet etmek için. Bayağı sadece sohbet için. Aynen. Ama Japonca bu sohbet. Evet, herhalde. İngilizce ama anime kızıyla. Ve böyle şey işte, hani dokunmak, öpmek, her şey yasak. Sen full böyle kimsesi olmayanlar gidiyor. Benim alakam yok. Beni ilgilendiren şeyler bir, buradaki lensler. O lens. Abla koş. Hani derim. Bu tarz. Çöp, hayırdır? Ya bana bunu bir şey yapıyorsun. Acaba onu burada söyleyeyim. Sucuk taşıyor. Tokyo'da sucuk taşıyorum ya. Oradan o ezine peynir ve sucuk taşıyorum. Burada nereden bulsun kız sucuk ve ezine peyniri? Evet, evet. Aylardır kız burada yani, yazık yani. Biz ihlaller yaptık. İhlaller yaptık. Köpekler kokladı. Antenli köpek olduğu için bulamadı sucukları ve ezine peyniri.
Kız ne oluyordu? Mesela böyle şey diyorlar, rengini yapıyorlar posterlerde falan. Orada işte ayın en çok para kazandığı elemanının fotoğrafı. Altında ikinci sıradaki kim varsa o. Böyle bir... Ama galiba boş yer yok. Boş mu? Şimdi burasının ismi Zümra. Buraya oturmak için 200 yen miydi? Pardon, 1000 yen veriyoruz. Buradaki her yer böyle mi bilmiyorum ama... Ben tek başımayım gördüğünüz gibi. Çünkü Ferit bugün watch party yapıyor. Watch party alanında. Ben de Gözde ile buluşmaya gidiyorum. Gözde ile de buluşmaya gittiğimiz yer... Yazdım şu an. Orası. Yeni bir gün. Yeni heyecanlar. Vintage alanına geldik. Şimdi bir şeyler, içecekler alacağız. Neredeyiz? Tulis Cafe. Burada bir bilgi. Aylardır Arsu diyor ki, aşkım geldim. Bir şey yapacağız. Gidelim mi? Ben şimdi gidelim mi? Benim için istediğim mağazaları arıyor. Can abla senin için. Az önce burada Arsu vlog çekmeye çalışıyor. Çocuk şey dedi, pardon özür dilerim dedi, Arsu teşekkür ederim dedi. Ay böyle bir izledim burada. Abla turistim ben, olur öyle şeyler. İyi durumda değiller. Evet bu çok güzel ama bakın biraz kirli ya. 1970 yılından kalma katılıyorum falan. O yüzden durumları çok kurs kestiriyordum. İşte Selman Marcos'u. Bunların hepsi bu arada şey, designer. Evet. Şu sıra komple. Falan. Ama mesela çok çirkinler. Bunu... Buradan da alma bileti. Bunu atma. Çıkarken de bu bileti koltuğa. Tamam. Şimdi dur. Neredeyiz? Bar hopping'i Shibuya'da official bir şekilde başlıyor şu saniyede. Gerçek Tokyo hayatı, lokal Tokyo barları burada. Ama bu gece. Bir dakika, şu anda önce popülerlerle başlayacağız. Böyle kesin görsün, hepsine bir gidelim de gitgide derinleneceğiz. Evet dostum, bugün o hard teknolar, bugün o R&B'ler, bugün o herkesin gittiği hepsine gidilecek. Şimdi hemen hepsine size... birer saat kalmalı. Bar hopping. Bar hopping, gecemize hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şekilde gezebiliyorsunuz yani, sıkıntısı yok. Burası Tokyo'nun en popüler R&B kulüplerinden biriymiş. Hayır, burası değil. Yanındaki... Pardon, Harlem. Burası genel böyle popüler, her katta farklı canlı müzik oluyor. She's in my contact, my hands are in my eye, talking weird at time. Onun laf yok. Şu an bindiğim taksinin şoförü kadın bir şoför. Ve Türkiye'den kalma alışkanlıklar bu beni çok mutlu etti. Ama gerçekten bu şehirde çok fazla tedirgin hissetmiyorsunuz. Yani insanlar kurallara gerçekten çok uyuyor. Herkes birbirine çok saygılı olduğu için. Hani bir şey mi unuttun bir mekanda, sorun değil, çalınmamıştır. Birileri seni rahatsız etmiyordur gibi bir düşünceler çok var. Otelin çevresinde göstermiş olayım. Birkaç restoran var. Şu şekilde. Zaten o ön taraf cadde. Burada da yine birkaç restoran var.
şunu çok sevdim. Çok güzel. Çok güzel. Ölürüm. Gerçekten kriz geçireceğim ya şimdi. Burası bayağı tamamen Chanel bölümü. Allah'ım. Bakın ne buldum. O sarı siyah tigerların olduğu yer. Şunu göstereceğim size. Bu bir çanta. Ama böyle oyuncaklar koymuşlar. Şu da var. Bunun daha sade hali böyle. Şimdi zevkleri var tamamen modada. Yani kendi modaları var. Ve bence çok tatlı. Baksanıza her şey çok renkli böyle. Ama gerçekten günlük hayatlarında da böyle giyiniyorlar desem. Yani bu dünyadan değiller gibi. Şuna bakar mısınız bir saniye? Bunları giyiyorlar gerçekten. Böyle bir mont. Parça parça. Ne kadar mesela bu bakalım. Oo, bu biraz pahalı. 90 bin yen. Aha, şöyle duruyor. Baksanıza çok güzel. Hele şu reyon. Şuna bakar mısınız? Şunu denedim zaten. Çok güzel. Bu masafetini söyleyeyim bakalım. 44 bin lira. Tabii bunlar böyle daha özel ürünler olduğu için daha pahalı var. Şurada da etekleri var. Allah'ım her şeyi. Ya hiçbir şey bu dünyadan değil. Hem böyle bir fashionlar olmasına rağmen aynı zamanda böyle sadece siyah, böyle daha cool ve maskülen kesimleri olan ürünleri de var. Şunu çok beğendim. Fashion'ı çok desteklemiyorum açıkçası. Böyle bebek gibi gösterme işini. Ama işte yapıyor bunlar, ne yapacağım? Kafayı yedim. Kafayı yedim şu an. Ne buldum? Ay inanmıyorum şu an var ya. Hiç beklemiyordum bu mağazadan böyle bir şey çıkmasına. Açmış bunlar. Mesela 3300 yen. Yani bölü 5. Her şeye mest oldum. İdrak edemiyorum. Bakın o kadar yer gezdim hiçbir şey alamadım şu an. Ne alacağımı bilmiyorum çünkü çok fazla şey var. Şu adamı baz alarak söylüyorum. Japonya'nın kuaförleri nedir? Peki beni de çekiyormuş gibi yapmam şöyle. Ay kimsenin saçı yanık değil. Anime kızı mağazası. Kendime şimdi şöyle bir köşe buldum. Burada biraz takılacağım. Benim moda anlayışım ve buradaki insanların perspektifi çok benziyor. Ben zaten hani buraya gelmeden önce tabii onları takip ediyordum falan ama hani buraya gelince hani sokaktaki her geçen insanın da hani önemsediğini ve bir tarzı olduğunu, buna vakit ayırdıklarını görünce böyle bu derece beklemiyordum galiba. Çok sevmiyorum ama pastası hala çok iyi. Böyle bütün cumhurların olduğu bir mağaza. Mesela direkt sokaktan girer girmez gördüğüm mağaza. Burada insanlar böyle bu tarz, ne denir bunlar, küçük peluşları çantalarına çok takıyorlar. Şunun gibi. Mesela şu iki kızı direkt burada görebilirsiniz yani. Beş kişiden ikisi zaten böyle giyiniyor. Bu bölgede ama Harajuku'da sadece. Kebap diye bir şey var. Hiç kebabını yemedim ama burada böyle bir sürü
Yayın bitti. Vlog devam. Japon pankekini deniyoruz. Bu kafeye özel bir pankekmiş ama bu. Et yedik ama tabii içinden geçtik etin. Angus deyip çok açtık çünkü. Sonradan vlog aklımıza geldi. Biz bu sabah bir alışveriş, bir alışveriş. Çok iyiydi. Çok iyiydi alışveriş. Yani buradaki vintage shoplar hem çok güzel ürünler var hem de gerçekten fiyat olarak çok uygun. Gez gez bitmiyor. Daha otele yerleştik, çıktık, bir iki sokak gezdik. Yorulduk yani. Çünkü her dükkana giriyorsun. Şimdi de bunu yiyeceğiz. Ve çok da kaliteli ürünler var gerçekten. Evet. Buradaki yani... Ay ne kadar tatlısın yakında. Welcome to Team Lab Planets Tokyo. Team Lab Planets Tokyo, yokoso. With your entire body, immerse, perceive, and become one with the art. Yok. Dur bir de fotoğrafı çekeyim. Olayı çok da makara değil yani, böyle o kadar. Ben daha böyle fena bir şey beklerdim. Yani şu led Eminönü'nde satılan 5 liralık ledler yani. Vallahi bak. Tokyo'nun deresine girdik ya. Aşkım onlar hologram ya. Bu akşamı balık var. Lüfer geldi. Suratın çok güzel gözüküyor. Of. Bence eğlenceli ya. Bence de güzel güzel gerçekten. Bir turist... Ay. Bir turist olarak... Gelinebilir yani bence. Ha, genel ama ben sadece bu alanı, Balıklı Gölü soruyorum. Ha, Balıklı Gölü. Düşürme. Sen de bulutlardasın. Atlayabiliyor musun? Atlayamıyoruz galiba. Çok dokunmamaya çalışalım Ferit Bey. Kemal'in bol bol bulunduğu alandayız. Anladın mı? Yakaladın mı? Yapmayalım aga. Vlog çekiyoruz. Content create diyoruz. Burayı da ucuza mal edersin yani bu arada. Şimdi gardım. Yapabildin mi acaba? Yaptım yaptım. Oha çok iyi gel gel. Ya yere oturuyorsun. Çök bakalım. Ay saçlarım. Değer. Değer değer eh değer. Ya buraya gelmişken gidilir ya. Evet. Şimdi biz taksiye hadi binip... Bir anda kalktık. Çorba benim ya. Hayatta yapamam onu ver sen ye. Çorba benim kız. Bir şey diyeyim, manzara çok tatlı. Ağaçlar çok güzel. Kuru fasulye. Kara ambar kuru fasulyesi. Unexpected bir şekilde çıktı orada. Seasonal vegetables, you know? Ah. Sadece şunu sıktım ya, göz damlası.
için gözlerim. Açamıyorum. Kör oldum. Aşkım ya. Nasıl bir vlog bu ya? Gözüme mi yapıştı peçete? Öyle mi oldu? Benim abartı seviyesi. Kız hadi odayı toplayalım. Odanın haline bak, bu kötü bir odayı toplayalım. Odayı gösterelim. Göstermedi. Tamam topla. Tamam aşkım, yardım ederim. Gelirsin. Oda yok. Tamam. Şöyle taktığımda şöyle olması, hani kendi kolu olmaması, böyle direkt çantanın derisinden kol gelmesi falan, şuradaki bu detayı beni çok mutlu etti yani. Çok güzel bir çanta. Bayıldım. Bir dakika. Ha. Ne diyorsun? Ben tüylü ayakkabıları sevmiyorum. Bu arada buradaki bütün mağazalar çok konsept, çok özenli. Bak benim kulaklıktan, Bank of Sen. Çok güzelmiş tasarımı. Evet. Biz burada her şeyi daha pahalı bekliyoruz açıkçası. Ama her şey ya aynı fiyat ya da bir tık daha ucuz. Millet Bahçesi'ne geldik. Gerçekten ama Millet Bahçesi aşkım ismi. Gördüğünüz gibi Playboy çiçeğinin dildamağı kurumuş. Playboylar böyle bitik olur. Tabii. Tabii. Arabesk. Oy çok güzel. Playboy çiçeği yok mu orada? Yok aşkım, bitmiş. Playboylar artık tükenmiş. Kemal gibi. Çimler çok bakımlı. Halı saha çimi gibi resmen. Futbol sahası. Halı saha halı. Pardon. Çim ya. Özür dilerim. Futbol sahası çimi gibi gerçekten. Çok bakımlı. Son dakikada. Bye bye. Thank you. Arigato. Arigato. Burada Shibuya'da Vivienne Westwood'un olduğu AVM'si bir yer var. Onun bir alt katında böyle bir bıçakçı, baltacı, neyse artık. Ha bak, Takuma Armory'miş ismi. Çıldıracağım, çıldıracağım. Hayatım gerçekten. Şuna bak. Ne diyorsun? Fenalık. Baksana, bir sürü çeşit var. Ay, Taylor Moon mu bu? Bunlar bu arada akrilik. Evet ama böyle ince ince değil, kalın bir akrilik. Bu ne? 8500 yen. Yani... Yani. Birkaç gün önce gelmiştim zaten. Bu arkasını göstersene. İkisini de aldım. Çok güzel ya bunun arkası. Made tacı andıran şeyler çok takıyorlar. Bunların fantezi dünyası tabii hepsi. Şunlar falan da hep onlardan. Bu alıştı bana. Ne yapıyor? Takılıyor. Senin yerine gelmek. Ben mi seveyim seni? Evet, sen sev onu. Ben şuraya kolum koyayım. Tamam. Ne haber kral? Kız yaklaşıyor Christmas ha? Evet. Ne alacaksın bana? Ne alayım sen? Yılbaşı ne istersin? Araba. Araba istersin. Bugatti. Bugatti. İnşallah be aşkım, o günler de bin gelecek. Aşkım bu hatta almazsın, o gün gelmez mi? Ne dedin o işe?
İnanmak başarmanın yarısıdır Ferit Karakaya. Bunu aklına çıkarma. Ne tutacak? Son 3.000 lira kaldı. Ne para katın oğlu? Oğlum yasak yasak skateboarding bu saatte. Allah! Oh, oh. Ya aşkım oh. Yapma ya. Anlar onu, anlar. Nasıl anlayabilir? Deyim bro. Deyim bro. Onun dili o dili nasıl anlayabilir diyor. Geliyor vallahi kamer tekmeyi koyarım ha. Burası full ha. Bakın. Koyuyorlar. Deniz kumu değil ha. Ortamı kes. Otelin oradaki kafe, bar, yemeklerine geldim. Şunu göstereceğim. Bu hiper diye ben birçok mekanda gördüm bunu. Bir saatler içerisinde iki tane şey 1000 yen. Yani 200 lira. Benim tüm artık bir tane hesaplamak istedim. Şuradan geldi ya. Yani. Onda Asya yemeği olmayan bir yemek yediğimiz için çok mutluyum. Barışamadık Asya yemekleriyle, pek olmadı gibi ya bizim için. Mağazaya daha önce... Ay güneş. Tersten mi geliyor? Neyse. Bu mağazaya daha önce girdik. Camdan sekiyor. Ha? Camdan sekiyor güneş. Çok iyi bence. Şimdi asıl makaraları gösteriyoruz. Bunlar hep solda almış bu arada. Evet. Şu. Bir bununla. Ne kadar? İşim zaten ama. Çok güzel yapmışsın. Bu arada figürler ucuz. Gerçekten çok ucuz. Evet. Yani 10 bin liraya böyle figür Türkiye'den. Zaten böyle figür bulamazsın da. Evet. Baksana. Evet de şeyi çok büyük ya. Ben bunu almak istiyordum. 33 bin yen. Bayağı da ucuz bence. Aslında alırsın. Kabin bagajı gibi yanına götürebilirsin. Abla onlar... Bakın şu yüze bakın. Spiderman. Spiderman. Bu Spidermanlar ne ki? Şimdi size... Şu çok iyiymiş. Bu evet çok iyi ve 55 bin yen. 11 bin lira falan. Kafayı yiyeceğim ya. Evet. Bir dakika bakacağım. Aşkım. Bu alacağıma bunu alırım ya. Bunu elde götürmece ya bunlar. Bakın asıl şunlar şu. Şu aşkım bu. Asıl bu. Bakın kimler burada? Ama bu bir tık pahalı. Bakın. Birini gösteren Spiderman'ler. Fiyatını da hemen söyleyelim. 1200 lira falan. Aynen. 3 set, 6800 yani. Bunlar basit gerçi. Bunlar bizde de vardır yani o tarz şeyler. Ama bunlar çok iyi ya. Bunlar pop figür tarzı. Daha küçük. Ama çok tatlı. Güzel yapmışlar. Buna bir bakar mısınız? Kipiklerine bakın. 100 bin lira. 100 bin lira. Evet, 500 bin lira. Neydi kız bu çocuğun ismi? Ben bu çocuğu bir de beğeniyordum. İsmini hatırlayamıyorum. Tom muydu? Zendaya'nın sevgilisi. Tom değil. Ben bunu alacağım. Çok iyi duruyor. Bence de o alınabilir. Ucuz da. Porsche Trooper. Hem küçük de. Ben evet, küçük. Kutusuna bakıyorum bu arada. Nasıl sığdırabilirim falan diye. Allah'ım çok iyiymiş ya. Yani yan yana dur bakayım hani boyutları anlaşılsın diye. Hayır sen de yanında dur. Hani senin boyunla falan. Büyük yani bunlar. Çok güzel. Peki burada bakın ne var? Işık kılıçları. Ama kutular çok büyük. Açsana şunu aşkım. İşte.
Ya! Ne? Kendi kamerada. O kadar hızlı yaptın ki. Harbi mi? Evet. Arkadan şey çıktı mı? İzi çıktı mı? Çıktı çıktı. Ya Rizgim yaşlı mı oldu? Dünya kadar şey aldım. Bak. Hocam fethediyoruz Tokyo'ya. Fethediyoruz. Bunları almam lazımdı. Neden almam lazımdı? Hediyeler, kendine. Hem hediyeler. Hem de kendine. Daha ucuz. Abi şurası ne kadardır? Bir sürü figür var bunun içinde. Yorumlara yazın. Söylemiyorum. Ahmet'e özel hediye aldım. Bakın böyle figür. Jabba'yı o çok sever. Bir şey. Bayağı tatlı bir figür. Hem de bedava. 7900 yen ne ya? Böyle oluyor. Bol bol çeker. Boromir çeker. Bunları verdiler. Aa şey mi bunlar yoksa çanta takımlık mı? Avengers, Marvel Zombies. Marvel. Bir tamam. De bu. Bu ne kız? Bu Loki. Bunları yine takarım ya. Takarsın. Bu güzel böyle Kaptan Amerika'nın evet, zombi modu. Evet güzel. Kıyafetlerini böyle bardağı yüreklere giydim. Şibuya'da bizim otelin yakınlarında böyle bir temple var. Çukurova Allah bir yere bak. Bak burası Budist yeri. Oh. Minicik bir bina bulduk. Bakın bunları aldım. Bunu çantama asacağım. Bu çantalar. Restorana geldik ve bize böyle bir oda verdiler. İstersin ya. Aa aşkım bak Hibiki'den var. Çok iyi. Hibiki mi içelim? Ha Hibiki içmeyelim de hani sake içeceğiz. Benim istediğim sake daşşeyi 30'da 30. Benim esprimi çaldı bu arada. Bir sake keyfisi. Bir de yemek olarak ne seçtiniz hocam? Kobe beef. Kobe beef steak. Ben daha seçemedim. Bakacağım şimdi. Buraya geldik bir wagyu falan yedik ama Kobe beef yemedik. Aynen. Aradaki fark hala bilmiyorum bu arada. Wagyu etine sığır Japonya'nın Kobe bölgesinde doğup yetiştirilip yağlandırılıp ve kesildiği sürece Kobe eti denir. Japonya'da üretilen Wagyu etinin %0.5'ten azı Kobe etidir. Kobe bölgesinde doğup yetiştirilip yağlandırıldığı ve kesildiği sürece Kobe eti oluyor. Yani şöyle, Japonya'daki Wagyu sığırlarının daha da özel eğitimli abla kültürlü bize yapıyorsun aşkım. Bu böyle yapılır bu arada. Pardon ben ellerini sildim, elinin kiri oraya geçti. Ne görünümlü yumurta yapmışlar. Ama protein yani. Senin de yumurta sevmemen. Seçsem böyle herhangi bir şey. Rolls Royce seçerdim herhalde. O da güzel. Daşşey bir model. Daşşey. Ben direkt daldım ama. Anlasın mı buraya gelsin mi gelmesin mi değer mi? Buraya gelsinler. Buraya gelsinler bir de ama Ponga Premium da güzeldi ya. Ponga Premium hem de. O da daha samimi bir ortam. Evet. Çok resmi. Evet. Kocaman masada odada tek başımızayız falan. Buraya yani eğer daşşeyseniz. Daşşey. Elip takılmak gelin. İstiyorsanız gelin abi. Veya gelin. Mesela bir toplantı yemeği. Oo. Çok güzel olur burada. Aynen. Tokyo'da bir toplantımız olur aşkım eminim. Abi hiçbir yemeğin soğuğunu sevmiyorum ben ya. Soğuk hiçbir şey kaymıyor benim için. Ne oldu? Çok sıcak değil başlama mesajlar oldu. Bu arada yani. Olaylar geldi. Kobe beef'imiz. Ortası en lezzetli kısımları değil mi? Evet tam ortadan keseceğim o yüzden. Bak. Üzüm ve passion fruit. Ooo. Güzel. Şefim. Etten anlamam. Yemekten asla anlamam. Hiç öyle ama tatlı denince ben. Bana şekerle gel diyorsun. Bayağı iyi. Çok güzel. Aşkım sen de çok seveceksin. Bunu böyle muhallebi bitireceğim. Türkiye'de herkes Grab W'ya yer yani. Ne bu gibi? Aşkım o ne? Senin dediğin nasıl? Krem brûlée değil mi bu? Evet. O da. Ya doğrudur da ya. Krem brûlée bilmez yani. Ama adı bu ne diyecek? Bu bir kazan dili gibi bir şey. Aa güzel lan. Dur
Kurban'da ağzına da ayrı geldi. Yalandan. Bilmiyorsun işi. Dil ucundaki reseptörler var ya, tatlıyı algılama reseptörü. Oraya gelir gelmez ben karar veriyorum. Evde yapabilir misin acaba bunu? Yok. Ne oldu kremde bir ben? Kremde bir ben. Kremde bir ben. Kevin de bir ben buradan selam olsun. Arkadaşlar selam. Anime kızı satın aldım. Kız var çünkü etten kiraladım, bana satın aldım. Annem izleyecek bunu. Benim buradaki insanlara özendim. Aa, benim için içki. Hazır mısın? Bunu ne yapacağım? Neyse ki Allah'tan şeydeydim, kayıttaydım. İç bakalım. İnşallah güzeldi. Gözlerindeki çok iyi. Neredeyiz şu an? Miyashita Park'ın otelinin 18. katındayız. Aynen de öyle. Bakın manzara. Ay çok güzel çıkıyor. Bakın şuradaki faytonlar insanların çektiği insan faytonu. Yani bizim buradan bir şeyler almamız lazım. Evet. Hediyelik eşya olarak. Şunu aldık şöyle parşömen gibi. Böyle bir kimancadayız. Ne? Tıkıt gibi bir şey çekiyorsun ve bu oyuncaklardan herhangi birini kazanıyorsun. Hadi bakalım. Çekiyorum. Ne geldi? Dada. Open. Dört. Hi, small one. Aşkım, en küçük. Baba bana ya 2000 kasa açtık, bıçak çıkmadı, bana çektiriyorsun ya. En güzeli. Aşkım çok özledim kesinlikle. Ne kadar güzel şeyler aşkım. Vay olay. Olay ama. Sarkıtmalı bak, çiçekli kalpli. Bak. Ama çok da pahalı yani. Evet. Ne dedim bu işe? Ama burası işte turist üten. Başladı bizim mesai. Ya bari şunu götüreyim. Abi şuna bak, çok iyi ya. Götürülüyordur belki aşkım. Aşkım yok, götürülmüyor ya. İzin vermiyorlar. Kaptanı bıçaklayacağım sanıyorlar uçakta. Oyuncak bir şey mi? Değildir ya. Belki. Kılıçtır yani. Vallahi içim acıdı, yürü ya. Şu amca çok bilgili birine benziyor. Onu dolduruyorsun, yanda da şurada da elini yıkıyorsun. Bak amca öyle yapıyor, bak. O şekilde ağza var mı bilmiyorum da. Abdestimizi aldığımıza göre gelebiliriz. İçilmiyor mu bu ya? Ya içti galiba şu kız. Allah susadım da ya. Ağzım dayısı geldi. Bu arada ruhuna bir Fatiha okunur. Okunur. Güzel ne diledi? Ferrari Roma dilenir gibi. Sağlık çok önemli biliyorsun. Ya onu biliyoruz zaten canım. Onu söylememe gerek var mı yani? Sağlık, aşk. 10 kuruş atıyorum. Bak. Aa. Aşk için. Aşk için. Aferin, aferin oğlum. Biz buradan eve gidiş, uykuş.